kızının bulunabilmesi için feryat figan. Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'dan bahsediyorum. Arama çalışmaları hala devam ediyor. Narin'in ailesinin evi de dahil şimdiye kadar 18 evde yeniden arama yapıldı. 12 binden fazla araç arandı aynı zamanda bölgede. Peki Narin nerede olabilir? Görüntüler var son anına dair ama hala neden bulunamadı? Arama çalışmaları nasıl ilerliyor? Emekli polis ve cinayet dedektifi Savaş Kurtbaba konuğumuz. Hoş geldiniz Savaş Bey, HT360'a. Selamlar. Hoş bulduk. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Günlerdir siz de takip ediyorsunuz. Biz de yakından takip ediyoruz. Muhabir arkadaşlarımız o bölgede takipteler. Şöyle olayın yaşanışına, görünen tabloya dair ne üzerinde konuşabiliriz sizinle? Bize hangi ihtimalleri ve olasılıkları sunabilirsiniz? Merak ediyorum. Şimdi öncelikle benim uzmanlık alanlarımdan biri cinayet ve kayıp şahıslar. Kayıp şahıslarda da uzmanlık alanım var. Şimdi konu 50 metrelik bir alan içerisinde gerçekleşiyor. Yani çocukların oradan 4 çocuğun beraber gidip daha sonra bu yavrumuzun onların yanından ayrılıp eve yaklaşık 50 metrelik bir alan içerisinde uzaklaşma durumu var ve bu çocuk burada kayboluyor. Şimdi böyle durumlarda o köyde veya o mahallede yaşayan herkes bizim için şüpheli şahıstır artık. Biz buna şüpheli olarak bakarız. Konu en kötü ihtimalden en iyi ihtimale doğru değerlendirilerek çalışmaları yapılması lazım. Şimdi mesela aradan 5 gün geçti. Her geçen zaman bu çocuğun aleyhine işleyen zamandır. Ne oldu? Kamuoyunda bu kadar ağır bir tepki, büyük bir tepki var. Bütün kanallar bu konuyu konuşuyor. Sosyal medya bu konuyu konuşuyor. Şimdi belki farklı bir şey için bu çocukla bir konuşmak amaçlı bir şey de olmuş olabilir ama daha sonra böyle bir kamuoyunda böyle bir tepki doğduktan sonra bu korku yaratır. Çocuk için kötü sonuçlarla sonuçlanabilecek durumlara gelebilir. O yüzden çocuğun kaybolma alanı 50 metre ve şüpheli o alandan bir araç geçmiş mi geçmemiş mi bunların taramalarını yapıyor jandarma. Ama almış olduğu ifadeler bakın çok önemli jandarmanın. Biz çok kayıp müracaatına baktık. Kayıp müracaatlarında inanılmaz bir sahte bilgi verme amaçlı ihbarlar geliyor. Her kayıpta böyledir bu. İnanın şu an belki aileyi yüzlerce insan arıyordur. Eskişehir'de gördüm der, Edirne'de gördüm der, Diyarbakır'ın bu mahallesinde gördüm der. Bunlar biraz da olayın aydınlatılmasına zarar veren hareketler. İnsanlarımızı bu yönden de uyaralım. Kesinlikle bu tür şeylere girmesinler. Jandarma her ihtimali değerlendirmek zorundadır. Ama boş ihtimaller olayı uzatmaktadır. Bir söyleyeceğim bir şey daha var. Mesela jandarma şimdi bütün aileyi, tanıdıklarını, herkesi ifadeye alacaktır bununla ilgili kolluk kuvveti. Şimdi insanlarımız şunu düşünüyor. Benim için çok da önemli değil bu söyleyeceğim şey deyip o ifade verirken onu söylemiyor. Ama o kadar önemli bir nüanstır ki o oradan olayı çözme ihtimalimiz oluyor. Yani ifade verirken de sizin için aile için de söylüyorum bunu. Farklı insanların vereceği ifadelerle de ilgili söylüyorum. Herkes bildiği ne varsa taşları eteğinden dökmesi lazım. Ailenin biriyle husumeti olabilir, kavga etmiş olabilir. Bu daha sonra kendi aralarında husumete dönüşmüş olabilir. Bir intikam duygusu olabilir. Yani bildiğiniz her şeyi anlatmanız gerekiyor. Evet. Çocukla ilgili şunu söyleyebilirim. Yani çocuk o 50 metrelik alanda kaybolduğu için o mahalle olduğu gibi şüphelidir. Aha. Ben ilk günden şunu yapardım. Mesela dosya bende olmuş olsaydı. Ben olduğu gibi hemen Cumhuriyet Savcılığından arama kararı çıkartıp İş takip köpekleri ve kadavra köpeğini de mutlaka eklerdim buna. Hı hı. Ve o mahallede oturan bütün evleri arama kararı çıkarttım. Çünkü çok önemli. Bu olaylarla biz çok karşılaştık bu tür olaylarla. Çocukların kaçırılıp kötü sonuçlara sebebiyet veren hal ve hareketler olma ihtimali yüksek bu olayda. Hı hı. Çünkü 5 gün olmuş ve bu çocuk 5 gündür kayıp. Evet. Yani sonuç kötü de çıkabilir. Yani biz her ihtimali değerlendirmek zorundasın kolluk olarak. İlla ki iyi bir sonuç yakalayacaksın diye bir şey yapman gerekmiyor. Ama sen
sonuç olarak ortaya çıkaracağın bir olay olması lazım. Bu olayı da ortaya çıkarabilmen için teknik çalışmalar, köpekli çalışmalar, şu ana kadar gördüğüm Türkiye'nin en kapsamlı arama çalışmaları yapılıyor. Şimdi onu soracaktım. Mesela izliyoruz biz. Siz bize o teknik ifadeyi profesyonelce daha iyi aktarabilirsiniz. Arama çalışmalarında izlediğinizde, baktığınızda nelere yoğunlaşıldı şimdiye kadar? Ne görüyorsunuz? Ne aktarırsınız bize? Şimdi olay yerine yakınan su kaynakları, kırsal bölümdeki harabe binalar, veya olay yerine yaklaşık 2 kilometre, 3 kilometre yakındaki insanların çok fazla uğramadığı yerler üzerinde yapılıyor çalışmalar. Yani çocuğa ait iz arıyorlar. İz derken vücut izi olabilir, eşyası olabilir. Yani bir terlik bulundu mesela, terliğin ona ait olup olmadığı hala tartışılıyor. Kimisi ona ait diyor, kimisi değil diyor. Veya bir kan izi çıktı, o kan izinin DNA'sı daha gelmemiştir onun. Onunla ilgili gene valilik adli tıpa yollamış benim öğrendiğim kadarıyla. Onların DNA tiplemelerine bakacaklar, olumlu olumsuz. Ama bunlar olmadıysa bu yapılan çalışmalar, bakın su kanallarında yapılıyor, yollarda yapılıyor, araçlar üzerinde teknik çalışmalar yapılıyor. O bölgeden PTS dediğimiz plaka tanıma sistemlerinden o bölgeden geçen araçların plakalarını çıkartmış kolluk. O araçların hepsiyle ilgili ifadeye çağırıyor ve orada ne arıyordun, niye geçtin falan bunları. Ya şu olur, gerekirse numunel çalışmalar da yapılabilir araçlar üzerinde. Aha. Mesela çocuğa ait, biz buna numunel çalışmaya karanlık oda çalışması diyoruz. Mesela bir sürü olayda sizler basın olarak bunları çok iyi biliyorsunuz ama vatandaşların anlaması açısından söylüyorum. Araçların içerisinde, o bölgeden, o saatler içerisinde geçmiş araçlara mutlaka luminal çalışma yapılması lazım. Karanlık oda çalışması. Çocuğa ait bir vücut izi, çocuğa ait doku izi, tükürük izi, kan izi, ne varsa bu luminal çalışmada çıkar. Bunların da yapılması lazım. Ha, bunun yanında daha teknik ne dediğiniz için söylüyorum. Bölgede baz çalışmaları yapılabilir. Telefon çalışmaları bunlar. O bölgede haritalandırıp 50 metre, 100 metre, 200 metre çaplarında baz çalışmaları yapılır. O bölgeye giren bütün telefonları işaretlersiniz ve onları da çağırırsınız. Yani bu olay çözülmeyecek gibi bir olay değil. Kolluk bunların hepsini yapacaktır. Eminim ben bundan. Savaş Bey, kayıp vakalarında kritik süre nedir? Bunu öğrenmek isterim ben. Ya şimdi hanımefendi şöyle söyleyeyim. Yani bu kadar küçük çocuklarda zaman aşımı 2 gündür bizim çalışmalarımızda. Evet, 2 gün içerisinde buldunuz. Yani bulamazsanız ondan sonra kötü sonuçlara hazır olmanız gerekir. Bakın tekrar söylüyorum. Hiç ummadığınız en yakınında dahi çıkabilir. Zaten bunun örneklerini Türkiye çok gördü. Çok gördük böyle her örnekleri. Her evi ıskalamaması lazım. Hatta size şu kadarını söyleyeyim. Annesinin babasının evini dahi ıskalamadan bu işe devam edecek. Bir de şunu merak ediyorum. Evet, şunu da merak ediyorum. Tabii ki annesi babası dahil herkes diyorsunuz. Çok doğru. Bir de 8 yaşındaki bir kız çocuğu en son görüntüde de görünüyor. İşte geliyor ve gidiyor arkadaşlarıyla beraber. Evet. Çıkıyor. Ne kadar bu alandan uzaklaşmış olabilir? Ya çok kısa bir mesafe. Şimdi o tepeye çıktığı an 50 metrelik bir mesafe var arada. Yürüyüş mesafesi bu. Yani benim ihtimallerim, yani ben şimdi yıllarca kayıplara baktım mesela. Bu alan içerisinde bir insanın kaybolma şansı yok. Ya çok yakın bir akrabanız sizi kolunuzdan tutar, bir yere getirir. Tanıdık biri mı? Yani öyle değil mi diyorsunuz? Tabii. Biz böyle işlerde hemen tanıdıklar üzerinden çalışmaya başlarız zaten. En yakınlarından başlarız. Çünkü bu çocuk söylenene göre çok akıllı bir çocuk. Zeki bir çocuk yani. Zeki çocuklar hep bu işlerin aile tarafından hep eğitimlerini almıştır. Yani çocuklarımızı hep eğitiriz. Sizler de varsa tabii eğitiyorsunuzdur. Bak biri gelir sana bir şey der. Hemen bağır, çığlık at. Ve bu çocuk bunları yapabilecek bir kapasitede bir çocuk olduğunu söyleniyor. O zaman ihtimal nedir? Ya o bölgeden geçen yanından o 50 metrelik alanda bir aracı zorla bindirdiler aldılar. Ya bir akrabası, çok iyi tanıdığı biri elinden tuttu, aldı bir yere getirdi ve daha sonra olaylar bu duruma gelince çıkaramadı. İşte o yüzden diyorum, işi uzatmadan bulmak gerekiyor. Her gün uzadığı zaman onu getiren
senaryolar üzerinden konuşuyorum. Lütfen yanlış anlaşılmasın. Tabii. Öyle olduğunu söylemiyorum. Ama en kötü senaryodan ben başlarım bu tür işlerde. En iyiye doğru giderim. Bizim çalışma sistemimiz budur. Süre uzadıkça bunu biri aldıysa onun da kafası karışacak ve kamuoyunda çok büyük bir tepki var. Bu korku üzerine çocuğa kötü bir şey yapabilme ihtimali yükselecektir. O yüzden gördüğünüz gibi AFAD girmiş, bütün kolluk kuvvetleri girmiş. Mükemmel bir çalışma yapıyorlar. Benim şu ana kadar gördüğüm en detaylı kayıp arama çalışması var şu an. Peki şunu bu kadar detaylısını ilk defa gördüm. Şimdi şöyle gerçekten 11 bin dönüm araziden bahsediyoruz. Aranan, köpeklerle aranan. 12 evet. binden fazla araçtan bahsediyoruz. Yani bu kadar aramanın kapsamı bu kadar genişken sizin kafanıza nasıl bir senaryo geliyor? Ben mesela bunu merak ediyorum Savaş Bey. Çünkü ben, bölgedeki araçlar, evler, akrabalar... Bölgede bir evde çıkacağını düşünüyorum ben. Öyle mi? Yani çok yakında, yani bak karşılaşacağız. İnşallah dediğim gibi çıkmaz. Ama tabii tereddüt veya senaryo yılların vermiş olduğu bir deneyim. İstatistikler, hepsini bunları böyle üst üste koyduğumuz zaman... zamanın da geçmesi 5. gün inşallah dediğimiz gibi değildir. İnşallah. Ama 12 bin arama arandı gibi düşünmeyin. Öyle değil. Mi? Araç plakalarını tespit ediyor, aha, ifadeye çağırıyor. Ben şunu anlattım demin size biraz önce konuşurken. O saatler arası oradaki PTS'nin yakaladığı araçlara mutlaka numunel çalışma yapılması lazım. Hiç kimse bana bunun şeyini anlatamaz. Numunel çalışmayı 50 tane mi araba çıkardın? Devlete 100 bin liraya mal oldu. Olacak arkadaş. Olacak. Ama sen o çalışmayı yapacaksın. Yapacaksın ki devletin gücünü insanlara göstereceksin ve çocuğumuzu bulacaksın yani. Bu kadar. Bu dediğiniz çalışma, numunel çalışmadan bahsediyorsunuz. Nokta atışı gibi evet. bir şey mi? Tabii. Yani, bana... Şudur. Arabayı karanlık bir odaya alırsınız. Evet. Özel spreylerimiz vardır. Spreyleri sıkarsınız. Ha. İçeride kan, tükürük, doku örneği olan her yere o sıkmış olduğunuz sıvı yapışır ve parlamaya başlar. O parlayan alanı kesersiniz. Çocuğun ailesinden aldığınız kan örnekleriyle DNA'sını oturtursunuz. O çocuk o arabaya bindiyse ortaya çıkar. Evet. Peki bir anladınız arabaya... Mı? O çocuk... Siz... Şurayı da anlatayım. Buyurun lütfen. Kafanız anlayabilmeniz Buyurun. Açısından. Bir 10 yaşında, 5 yaşında çocuğu bile zorla aldırsanız bir yerden boğuşur çocuk sizinle. İz bırakırsınız. Onu zapt etmek için mücadele edersiniz. Ve bu esnada o çocuğun tükürüğü fırlayabilir, ağzında bir yaralanma olur, kan akar. Yani her ihtimali değerlendirmeniz lazım size. Atlamamanız lazım. Bu işte atlama olmaz. Bir ihtimal, hatta yüksek bir ihtimal mi bir arabayla götürülmüş olabileceği sizin nazarınızda? İki ihtimal var bence. Bir araba, iki oradaki evler. İkisi de %50 %50. Bunun haricinde biri onu kolundan tutup gel biz kardeşim buradan yürüyelim deyip o alan dışına çıkma ihtimali çok zor. Evet. Çünkü bu çocuk bağırır. Evet. Bu çocuk şüphelenir. Oradan kırsala doğru yürütemezsiniz bu çocuğu. Çünkü akıllı bir çocuk olduğu söyleniyor. Ben tabii tanımıyorum ama evet. aile fertlerinin verdiği ifadeleri biraz dinledim. Çocuğun çok akıllı bir çocuk olduğu söyleniyor. Yani öyle çocuklar zekidir ve tedbirlerini alırlar. O yüzden tanıdık bir irinin ihtimali yüksek veya araba orayı yüksek. Bak bunlarla benim düşüncelerim bu şekilde. Savaş Bey şunu da sorayım. Bu arama çalışmaları daha ne kadar sürer? Bulunana kadar dedi yani, İçişleri Bakanı ama hani teknik olarak, teorik olarak soruyorum bunu tabii. Şimdi bakın, biraz önce size bazı teknik konulardan bahsettim. Evet. Mesela teknik baz çalışmaları. Bunlar profesyonel bir ekibin yapacağı çalışmalar. Yani oradaki kolluk bunu yapabilir mi bilmiyorum ama daire başkanlığından gelir bir şey. 15 dakikada bu baz çalışması yapılabilir. Anlatmak istediğim şey şu. O an için 50 metrelik bir alandan bahsediyoruz. Evet. Doğru mu? Evet. Hadi büyütelim 300 metrekare olsun. 300 metrekare alana o çocuğun girdiği saatlerde giren bütün telefonları ben çıkarabilirim size çalışma olarak. Yani o imkanım olsa benim devletin evet. elindeki imkanlar o çalışmayı yaparım. Öncelik bence oradan başlanması lazımdı şüphelilerin ama bu arada kolluk
Oradaki çalışmaların tabii ki tamamlayacak. Bakın ben programınızda da izliyorum. Bütün evet. Şu kanalları aranıyor. Son derece doğru bunlar. Ama bir taraftan da teknik çalışmaların mutlaka yapılması lazımdı. Size oraya kaç tane telefon düşer? 50 tane. En fazla 50 tane telefon düşer. O 50 telefonu didik didik ederim. Evlerini ararım, arabalarını ararım, iş yerlerini ararım. Yani yapılabilecek her şeyi ve onu o çocuğu bulurum. Yani inşallah arkadaşlarımız da güvenlik güçlerimiz de bu konularda eğitimli, herkes eğitimli. Evet. Ama tabii ki bizim biraz daha tecrübemiz fazlaydı. Yıllarca İstanbul'da yani orada bir tane kayıp olursa bizde günde 15 tane kayıp oluyordu. Öyle, düşünün evet. Yani çalışma temposuna. Yani onun vermiş olduğu bir deneyimle bunları anlattım. Evet. İnşallah sınırımızı aşmamıştır. Estağfurullah. Çok çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için Savaş Bey. Çok çok ben sağ olun. Ben teşekkür ederim. Teşekkürler, ben sağ olun. Teşekkür ederim. İyi Savaş Kurtbaba konuğumuz efendim. Emekli polis ve cinayet dedektifi Narin aranıyor biliyorsunuz. Günlerdir Diyarbakır'da ekipler tüm gücüyle arama çalışmalarını sürdürüyor. Tez zamanda iyi haberi gelsin diyelim Narin'in.